Öncelikle hoş geldiniz Hoş diyelim bulduk. sizlere. Bugün tabii Nasılsınız? takvimler özel bir günü gösteriyor bizler için. 24 Temmuz Basın Bayramı. Biz geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam yine uzun uzun konuşmuştuk yine. 10 Temmuz Basın Bayramı'nda gene birlikte yedik. Evet, konuşmuştuk detaylarını. Şimdi tabii ülkenin gelişiminde çok önemli işlevi olan basın mensuplarının sorunlarını, beklentilerini birçok şeyi elbette ki konuşacağız ama siz başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın da bu bayramını kutlayalım. Tabii bizim asli görevimiz kamuoyunu bilgilendirmek, doğru bilgiyi aktarmak, hızlı bir şekilde bilgilendirmek olduğu için biz her özel günde, hafta sonu, hafta içi, gece, gündüz demeden çalışanlarız, bir şeyler aktarmaya çalışanlarız. Hemen ben sözü size bırakayım. Ne dersiniz? Biraz evvel yanlış bir ifade kullandım. 10 Temmuz'da beraberdik dedim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde beraberdik. Evet, onu doğru düzelteyim. Öncelikli olarak sizin de gününüz kutlu olsun. Ama hiç günümüz gibi hissedemiyoruz. Takdir edersiniz ki bugün bile çalışmak durumundayız. Biz gazetecilerin maalesef en büyük kaderlerinden bir tanesi bu. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde, ne bileyim birileri yas tutarken bizim yas tutma gibi bir hakkımız yoktur. Görevimizin başındayızdır mesela. Şehit cenazelerine gidiyoruz. Gözlerimiz yaşlı ama yaşımızı gösteremeyiz yani. Ama o görevi yapmak zorundayız. Bayramlarda herkes mutlu olurken, eğlenirken biz çocuğumuzdan, ailemizden uzaklarda haber başında mutlaka ve mutlaka kamu görevini bir şekilde ifa etmek zorunda kalıyoruz. Haliyle de bu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve 24 Temmuz Basın Bayramımız bizim seronomide kalıyor. Göstermelik olarak görüyorum ben. Ha, bu şekilde de anılmak çok güzel bir şey. Hatırlanmak, işte dostlarımız arıyor, arkadaşlarımız arıyor. Takdir edersiniz ki bizler birbirimize karşı daha bir tebessüm ve sempatiyle bakıyoruz. Ama maalesef coğrafyamızdaki ateş çemberinden dolayı ve ülkemizin bulunmuş olduğu konjektörden ve anayasamızın basın kanununun hala mecliste beklemesinden dolayı bir türlü mutlu olamadık. Hı hı. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevi olan senatörlerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız sesimizi duyar. Anadolu basınının bu feryadına resmen feryat ediyoruz şu anda. Şimdi mecliste... Çünkü bugün 1908'deki sansürü arar hale geldik. Bakın, o gün sansür memurları gazetecileri kendi gazetelerinin içine sokmayarak bir sansür uyguladılar. Bugünse ekonominin kırbacı yerel ve Anadolu basının üstünde olduğu gibi artık ulusal basının da üzerinde. Eskiden iki telli derdik, Babali derdik. Anadolu basınıyla Babali'yi veya iki telli boyalı basın deriz iki telli dönemine. Hani bu kuponların dağıtıldığı, promosyonların dağıtıldığı günlerde Anadolu basını bunlarla da mücadele ediyordu. Ama şimdi hepimiz aynı çemberin, aynı ateşin içerisine düştük. Yani terzi söküğünü dikemez ifadesi aslında basın için kullanılacak en güzel ifadelerden bir tanesi. Biz toplumsal yaralara parmak basarken, çözüm önerileri ve projeler üretirken maalesef ve maalesef galiba biraz kendimizi ihmal ettik. Hı hı. Yani siyasiler her seçim döneminde bizden beklentileri olur ama nedense basının bu feryadını bir türlü duymak istemezler. Ya yeterli gelmiyorlar veya biz yeterince çığlık atamıyoruz. Ama şimdi gerçekten SOS veriyoruz yani. Hı hı. İşte takdir edersiniz ki birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Ki İstanbul medyası da dahil olmak üzere Anadolu medyasında da işten çıkarmalar, kapanan gazeteler. Evet. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Yani keşke ben buraya elimde çiçek demekleriyle, lokum kutularıyla, çikolatalarla gelebilseydim. Böyle bir mutluluğu sizlerle paylaşabilseydim. Evet. Ama bir arkadaşımı arıyorum, hadi birlikte gidelim diyorum. Abi diyor, yarın çalışmamız lazım, şöyle etmem lazım, böyle etmem lazım. Aslında işin özünde İNAR'ın ekonomik şartları müsait olmadığından dolayı bir turumuz vardı bizim. Ege bölgesini turlayacaktık. Gelemiyor yani. Bu gibi zor şartlar var.
Artık şartlar zor, koşullar yani, daha da zor. Gazeteciler o engebeli yolda yol almaya çalışıyor basın yani, mensupları. Kutlarım diyemiyorum, kutlayamıyoruz diyorum yani. Hı-hı. Keşke kutlayabilsek. İnşallah Cumhurbaşkanlığında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesimize bir an evvel kulak verirler. Ve bir an evvel bu Anadolu medyasına, ki 15 Temmuz'da bunu kendileri ifade etti, medyanın önemini, evet, demokrasiye sahip çıkıldığını vesaire. Ama Kabul'da biz çok çabuk unutulduk. Çok çabuk unutulduk. Keşke Allah o günlere bir daha ki döndürmesin. Hemen geçtiğimiz bir daha yerel ihtiyaç seçimlerde de tabii, özellikle basın üzerinden daha masrafsız, işte flamalarla, bayraklarla kullanacağımıza basın üzerinden bir çalışma yürütelim demişti. Evet, dijitallere önem verelim, sosyal medyaya önem, televizyonlarımıza önem, hı, radyolarımıza önem verelim denmişti ama dendi. O kadar dendi. Şimdi mecliste bekleyen bu anayasa basın sorunları ile ilgili o anayasanın içerisinde neler olacak? Hem bilmeyen hem de şimdi, haklarını öğrenmek isteyenler için neler şu an mecliste bekliyor basın mensupları şimdi için? Şimdi radyolarımız telif haklarıyla başları sıkıntıda. Hı hı. Bildiğimiz gibi radyolar bir müzik kutusu değildir. Aynı zamanda bir eğitim aracıdır. Fakat bu eğitim araçlarının ayakta ve hayatta hizmet edebilmeleri için telif hakları oranlarının düşürülmesi gerekli. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani Anadolu Ajansı'na siz abonesiniz biliyor musunuz? Devletin ajansı devletin haberlerini medyaya ulaştırmakla yükümlü olan ajanstan biz haber alabilmek için para ödüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir saçmalık yoktur yani. Hı hı. Devletin kurumları RTÜK mesela, başımızda RTÜK gibi bir engel. Evet. Onun haricinde nasıl ifadelendireyim? Eskiden devletin kağıt için SEKA'dan tanımış olduğu haklar, krediler, hatta sarı basın kartı imtiyazları. Mesela sarı basın kartı eskiden uçaklarda geçerliydi, trenlerde geçerliydi, telefon görüşmelerinde geçerliydi. Telefon görüşmeleri bize %40, %50 indirimliydi. Ama şu anda harbiden sarı basın kartını sadece yıpratılmış meslekler grubunda 5 yıllık yani her 5 yıllık bir avantajının haricinde bir avantajını yaşayamamaktayız. Evet. Şimdi belki yeni değişimle Cumhurbaşkanlığı birlikte, İletişim evet, Dairesi bu avantajları artırmak için çalışmalar yürütmekte ama yeterli mi değil. Neden? Çünkü gelişen teknolojiyle, gelişen ekonomiyle birlikte bizim de ihtiyaçlarımız arttı. Bizim de masraf kalemlerimiz değişti. Hı. Mesela bugün buradaki bir kamera, en kötü kamera 15-20 lira şurada. 15-20 bin liradan bahsediyorum yani. Bu yayını yapabilmek için en az 3 kamerayla siz şu anda kaç kişi çalışıyor? Yayın odasında 3 kişi çalışsa, seslendirme, montaj, siz, hı, ben, en kötü şartlarda şu yarım saatlik, 10 dakikalık haber diliminde 6 arkadaşımız nefes tüketiyor. Evet. Bunlar hep maliyetler üst üste bindiği noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına da basın ilan kurumunun tarafından denetlenmekte olan resmi ilanlar da dahil olmak üzere, resmi ilan fiyatları da dahil olmak üzere sorunlarımız gerçekten bir ansiklopedi şeklinde mecliste beklemekte. Beklemekte. Hatta internet yasası mesela, evet, sosyal medya bugün gündeme gelmesiyle birlikte birçok arkadaşımız haber portalı şeklinde hizmet vermekte. Daha bunların kimlikleri tanımlanamadı. Yani bunlar gazeteci mi değil mi diyerekten bir sınıf ayrımı yapamıyoruz yani. Herkes şu anki koşullarda gazeteci olabiliyor. Onları biraz daha sınırlamak, bir çerçevenin içerisine oturtmak lazım. Sınırlamak bizim ağzımıza yakışmaz. Teşvik etmek, hı-hı, denetlemek, eğitmek ve bunlara belli bir kalıp oturtturmak, hı-hı, lazım. Yani çünkü bu sefer söyleminde haklısınız, oluyor, her önüne gelen haber yayınlama özgürlüğü için öyle bir dünya yok. Evet. Yani bunun sorumluluğunu tartışacak, hukuki haklarını bilecek, tabii, tabii, karşı tarafın hukuki haklarına ve özlük haklarına saygılı olabilmek kriterlerini onlar için de getirebilmeliyiz. Hı. Çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Mesela basın yasasıyla birlikte, şu anki mevcut kanunlarla birlikte çok ciddi cezalarla karşı karşıyayız. Evet, evet. Gazeteler, radyolar ve televizyonlar olarak. Ama sosyal medyada böyle bir şey, buyurun, yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir üstelik şey yok. Sosyal medyada da yaş,
o kadar geniş ki, yani 5 yaşındaki çocuktan 80-90 yaşındaki insan ulaşabildiği bir mecra, bir derya, bir kalabalık ve tamamen sorgusuz sualsiz ilerleyen, biz ne kadar ciddi yaptırımlar, ağzımızdan çıkacak kelimeyi belki 5 defa düşünüyoruz. Acaba birini yanlış etkiler miyiz? Birine yanlış bir düşünce mi empoze ederiz? Korkutuyor. Kesinlikle Ayşegül Hanım haklısınız. Şehirde yaşamanın, kentte yaşamanın bir bedeli vardır. Hatta köyde yaşamanın birbirine bir bedeli vardır. Ben şimdi Nazilli'den buraya programa yetişeceğim diyerekten 22 dakikada falan girdim. Kırmızı ışıklarda dahil olmak üzere. Muhtemelen 3 tane radar cezası. Tabii bunlar TV'den ekibine intikal edecektir muhtemelen. Şimdi haliyle ben bu bedeli ödemek zorundayım. Yani bir cezai müidesi olması lazım. Nasıl cezamız mı var? Tabii, 3 tane gelir tabii. mi? Gelir. Muhtemelen gelir. Yani. Çünkü siz o yolu daha iyi biliyorsunuz. Ben bir de yabancıydım. Mehmet Aydın Beyefendi teşekkür ederim. Yani Sayın Başkanım mutlaka yetişmelisin deyince yetişmek zorundayım. Bu bile bizim için bir zorluk biliyor musunuz? Hı. Yani mesela bir bakanı takip ediyorsunuz. Cumhurbaşkanını takip ediyorsunuz. Protokol araçları ve eskortlar trafik cezalarından muaf ama basın o cezayı yiyor. Bir de biz oraya yetişmek, üstelik hatta onlardan önce gidip telafimiz yok. Tedbir aldık, görüntüyü aldık ya da verdik, yayınladık. Bir daha dönüşü yok. Şu anda bu yayına yayın saati içerisinde kesinlikle girdik ya da giremedik. Kesinlikle yetiştirebildiniz, yetiştirebildiniz. Sonra şu işi sonra halledelim deme şansımız yok bizim. İşte biz topluma ve hitap ettiğimiz kitlelere nasıl adab, ahlak, ehliyet, liyakat, samimiyet ve bilgi noktasında saygılıysak siyaset ve bürokrasiden de aynı saygıyı beklemek en doğal hakkımız. Evet. Vatandaşlarımız bize bu hakları kılıyor ama çok acı bir şey söyleyeceğim. 3 gün önce Fethiye'de bir arkadaşımız gittiği haber esnasında darp edildi. Mesut diye bir kardeşimiz. Hı hı. Ve ben onu ziyarete gidiyorum şu anda. Moral vermeye gidiyorum yani. Bu tip zorluklarla da karşılaşıyoruz. Bugün sağlık çalışanlarının haklarını biz koruyoruz. Mesela tabii bir doktora saldırı olduğu an biz gündeme getiriyoruz. Hatta doktor saldırıya uğradıysa ve o anda oradaysak biz de saldırıya uğruyoruz. Evet. Ve bunu biz dile getirirken aynı saygının doktorlar meslek grubundan da görmek isterim. Veyahut da ne bileyim avukatların özlük haklarını biz savunurken onlar da bizim özlük haklarımızı, ya biz bu gazeteci arkadaşlarımıza artık haksızlık ediyoruz deyip kendilerini yargılayabilmeliler. Hı hı. Çünkü toplumun her katmanından bizim bu haykırışımıza mutlaka bir cevap geleceğini düşünüyorum. Vatandaş bize sahip çıkıyor. Hı hı. Ama bürokrasi ve siyaset maalesef görevini yerine getirdiğini düşünüyorum. Şimdi konuşmamızın başlarında 15 Temmuz'dan da bahsetmiştik. Yerel basının özellikle öneminin altı çizildi demiştik. Onda belki şu parantezi de açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la röportaj yapan Temel Irmak yerel bir basın mensubuydu. Ancak hemen hemen zannediyorum ki birçok yerde yer almadı ve duymadık. Biz tabii. ulusal mecraya ilk açıklamalarını yaptı ve konuştu diye haberdar oldu. Herkes sahiplenmişti onu. Aslında gerçekten o Temel kardeşimizin Anadolu gazeteciliğinin vermiş olduğu cesaret ve Temel gerçekten adı gibi Temel Karadenizlidir. Yani herkesin kaçıştığı, mermilerin savrulduğu, can güvenliğinin olmadığı bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonunu sosyal medya üzerinden uzatan ilk arkadaşımızdır. Evet. Gene sağ olsun devlet büyüklerimiz hatırladı, onu onurlandırdılar, bir ödül verdiler. Biz de bir ödül verdik ama gidelim şimdi Temel'le konuşalım, o da yaşama savaşı veriyor. O da biz gibi, siz gibi yaşama savaşı veriyor. Ayakta kalmak. Bunun mükafatı bu olmamalı. Olmamalı, evet. Biz Kurtuluş Savaşı'nda da görevimizi yaptık. Osmanlı döneminde de görevimizi yaptık. Ve hala da görevimizi yapıyoruz. Ve hep de karşılaşılan sorunlar
Bir ömürden bir ömüre aynı. Şimdi izleyenlerimiz belki bilirler, Hıfzı Topuz'un bir kitabı var, Taif'te Ölüm. Onu çok zevkle okuyorum ve böyle gazetecilere atıf da yapan bölümleri var. Eğer okumayan varsa da tavsiye ederim. Mesela 1910'larda İştirak Dergisi'nden bahsettiği bir konuşma var. Daha sonra zaten Akşam Gazetesi'ne çevriliyor o dergide. Bir süre karşıt görüşler yer aldığı için dergi kapanıyor. O dönemin sadrazamı Mithat Paşa özellikle neden yazdıklarınız için kapatılıyorsunuz? Ben anlamıyorum, ben Avrupa ülkelerine gidiyorum. Böyle ilginç bir diyalog geçiyor aralarında, siz yazmalısınız diyor. Daha sonra ben de yazacağım sizlerle birlikte gazetede diyor. Hüseyin Hilmi ve Falih Rıfkı Atay'la böyle ilginç bir konuşmaları var. Sansürleniyorlar. Söylemek istedikleri eğer birilerini biraz rahatsız ediyorsa tehdit, hatta kapatmaya kadar gidebiliyorlar. Ve şöyle diyorlar. Özellikle Hüseyin Hilmi ile Mithat Paşa'nın konuşmasında padişahımız bize bir çerçeve çizse de biz de neyi neye göre yapıp yapmayacağımızı bilsek de öyle devam etsek. Yani bugünün basın kanunundan bahsediyoruz aslında, o günün de basın kanunundan. Evet. O gün padişah, o günden bugüne mesela ben o satırları okurken çok şeyin değişmediğini. Şimdi sizin de tecrübeli ve bilginize dayanarak o günden bugüne ne oldu diye sorguladım. Mesela ne değişti, ben hala benzer sorunlar görüyorum. Şimdi en basit örneğiyle hani aldatıldık diye bir olay yaşandı. Evet. Aldatıldı. İşte FETÖ gibi bir örgütle, daha önce PKK ile, ondan önce ASALA gibi örgütlerle maalesef ve maalesef Anadolu topraklarının güzelliğinden dolayı cidden iç ve dış düşmanlar bizde hiç eksik oldu. Bu Osmanlı döneminde de aynıydı. Bugün de aynı. Çok fazla bir şey değişmiyor. İçimizde de bu cehaletle savaşan ve bu cehalete su taşıyanlar da var. Bu cehaletle savaşanlar da var. Şimdi biz mücadeleye girdik. Bu mücadele sonrasında ister istemez bürokrasimizde, siyaset dünyamızda bir sersemledi. Bu sersemleyişi içerisinde hani derler ya, kurunun içerisinde yaş da yandı. Hı hı. Çok basitinden bir şey söyleyeyim. Ben Afyonkarahisar Gazeteciler Dernek Başkanı'yken, şu anda görevim oradaki arkadaşım, aynı sizin buradaki Mehmet Aydın'ın Cem'e devrettiği gibi ben de bir arkadaşıma devrettim görevimin ağırlığı nedeniyle. 5 gazete kapanmıştı. Türkiye genelinde 42 gazete. Bunu söylemek çok garip olacak ama Orman ve Su İşleri Bakanı, o günün Bakanı Veysel Bey'i, Afyon'un milletvekili Veysel Bey'i aradığımda olaydan haberin ne olmadığını söyledi. Sayın Bakanım, altında imzanız var dedim. Mehmet, her şeyi okuyabiliyoruz, haklısın, vardır dedi. Ben dedi, o zaman Binali Yıldırım başbakandı. Ben dedi Binali Bey'i bir arayıp sana döneceğim dedi. Aradı Binali Bey'i, Erzincan'da Binali Bey'in de gazetesi kapatılmış. Ve kendi imzasıyla. Şimdi bu tür kumpaslara ve bu tür tuzaklara gelmememiz için biraz evvel çok güzel bir şey dediniz. Sosyal medyada dahil olmak üzere bir eğitim skalasından geçmemiz lazım. Kesinlikle. Önüne gelen gazeteci olmamalı. Cihaloğlu sürecinde kahvehanelerin önünden bir gazeteci geçerken kahve ailesi ayağa kalkardı. Biz bunu eski Türk filmlerinde de görmüyor muyuz? Kesinlikle. Gazeteci şimdi, özellikle Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'ın filmlerinde görüyoruz aslında. Kendimizi de bu anlamda sorgulamamız lazım. Eğer çok fazla bir şey değiştiremediysek, hatta ve hatta mevcut haklarımızdan yok olduysak, galiba biraz kabahat bizde de var yani. Çünkü neden? Büyük balıklar sanki küçük balıkların büyümesini istemedi. Bu rahmetli Turgut Özal'la başladı. Turgut Özal çok güzel hizmetler yaptı. Allah razı olsun. Ülkemizi dünyaya açtı. Yabancı para taşıyamazdık. Televizyonlar o zaman neşelendi. O zaman Bağbali'deki iki telliye taşındılar. İki tellide böyle dev center'lar, dev gökdelenlere taşındılar gazeteler. Çok ciddi teşvikler aldılar. Ama galiba biz bunları tam yerinde kullanamadık. Galiba amacında kullanamadık. Sonra iş dünyası bizim üstümüze çullandı. Mesleği gazetecilik olanlar değil de müteahhit, armatör ve buna benzer kesimler medyanın gücünü keşfettiler. Ve gazeteci olmadıkları halde medya sektörüne girdiler.
Medya sektörüne girince mesela nasıl söyleyeyim, tercüman, Hürriyet, eski tercümanı bulamazsınız, Hürriyet'i bulamazsınız. Sabah gazetesi de dahil. Eski tadı yok. Ve hepimizde bir korku, bir endişe. Bu korkunun, bu endişenin bir an evvel giderilmesi lazım. Basın özgürlüğü dediğimiz yasama, yürütme, yargı ve basın dediğimiz bu dördüncü kuvvet şu anda bilmiyorum da kuvvet olduğunu düşünmüyorum ben. Kuvvet olduğunu. Amaca giden yol mübahtır diyerekten her türlü entrikayı bizim üzerimizden çevirmeye kalkıyorlar. Ve gerçek gazeteci olanlar bunları ayırt edip de kendilerini koruyabilirken işte mali gücü sayesinde veya mevcut konjektörü sayesinde medya dünyasına adım atanların da bu otokontrolden kendi bünyemizde geçirilebilecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Evet, bir yerde ince bir çizgi koptu ya da kırıldı gazetecilik mesleğinin üzerine. İşte az önce sizin de anlattığınız sosyal medyada sonradan tabii dahil oldu. Sizin de az önce söylediğiniz gibi geçmişte birçok hikaye ve film bize özellikle filmler, diziler bize o dönemin aslında kültürel yapısını ortaya koyar. Gazeteci geliyor, açılın der. Halk açılır gazetecinin geçmişi. Görevini sanki bir siyasi şu anda bizim siyasi lere uyguladığımız durum gibi gazetecilere bir hürmet vardır. Tabii nerede kırdık, nerede kaybettik uzun uzun tartışılır evet, aslında. Kendimizi de sorgulamamız lazım bu anlamda. Mesela ihtisaslaşmamız lazım artık. Bunun gerçeğini görmemiz lazım. Gazeteci dendiği zaman her şeyi bilen akla geliyor. Böyle bir saçmalık yok. Biz her şeyi bilemeyiz. Ama her şeyi araştırmak zorundayız. Her şeyi öğrenmek zorundayız. Yani toplumda öyle bir güven oluşmuş ki geçmişte, mesela bunu büyük medya kuruluşlarında görüyorsunuz. Ekonomi sayfası ayrı, spor sayfası ayrı vesaire. Ekonomi sayfasını bile ihtisaslaştırmamız lazım. Spor sayfasını ihtisaslaştırmamız lazım. Ama bu da neyle olur? Bu da bütçeyle olur. Bu da bütçe demek tabii ki. Kesinlikle. Yani biz Ayşegül Hanım'ın hani etinden, sütünden, tırnağından faydalanmaya kalkıyoruz. Yok, arkadaşımızın eline fotoğraf makinesini veriyoruz. Video kamerayı veriyoruz, mikrofonu veriyoruz. Arkadaşımız gidiyor, ayaklığı kuruyor, kamerayı kuruyor, mikrofonu eline alıyor. Start'a basıyor, bir oradaki vatandaştan rica ediyor beni bir çek diye. Tek başına televizyona, gazeteye veya sosyal medyasına haber yapmak durumunda kalıyor. Kameraman kameramanlığını yapacak. Spiker spikerliğini yapacak. Ve bunu yaparken de dersimize çalışacağız Ayşegül Hanım. Zaten öyle olduğunda dersinize çalışabilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi diğer arkadaşımız, onun çalışma gibi bir zamanı ve lüksü olamaz. Çünkü yetiştireceği birkaç mecraya hepsinin de farklı öne çıkan, kiminde görüntü konuşacak, kiminde başlık konuşacak. Tabii, Mehmet Aydın mesela iyi bir gazetecidir. İyi bir gazetecinin proje üretebilmesi, şehrine faydalı olabilmesi için önce cebini ve karnını doyurması lazım. Daha sonra çalışanlarını mutlu etmesi lazım. Emine Aydın'da da durum aynı mesela. Sizde de durum aynı. Siz çalışma arkadaşlarınızı mutlu edebilmeniz için önce sizin mutlu olmanız lazım. Bu bir sinerji ve bütünlük tabii. Hem sosyal yaşam kalitesiyle alakalı hem de ekonomiyle alakalı. Aç bir insanı. Ama biz yine de insanlarız yani. Şükürcü. Evet, çok şükürcü. Öyleyiz. Şükürcü. Kabul ama artık dediğimiz gibi buraya geldi. Eğer bizim Ege bölgesine, dünyaya açılan penceremiz diyorsak, Aydın'a ve bu coğrafyaya faydalı olacaksak proje üretmemiz lazım. Şu anda bu ekranlarda, bu dakikalarda, bu saniyelerde medyanın sorunları değil. Aydın'ın sorunlarını konuşmak için varız biz. Muğla'nın sorunlarını konuşmak için varız biz. Ege gerçekten parlayan bir yıldız mı? Ne bileyim işte tarım kanununu konuşmamız lazım. Basın kanununu artık bitirmemiz lazım. Yani hemen kendi meselemizi çözüp memleket meselelerinin özüne dönmemiz lazım. O da mutlu gazetecilerle olur, mutlu insanlarla olur. Yani bir köyün eğer köprüsü yoksa, yolu yoksa, elektriği, suyu yoksa bizim oraya koşarak gidebilmemiz için o heyecanı yaşamamız lazım. Galiba insan faktörünü, gelişmiş insan faktörünü, gelişmiş gazeteci faktörünü çok çabuk öğütmek durumunda kalıyoruz.
Bu da üzücü sonuçlara sebebiyet veriyor. Burada karnını doyuramayan veya herhangi bir medya kuruluşunda karnını doyuramayan bir kameraman arkadaşı ertesi gün bir haber portalı açmış, 50 veya 100 liraya haber yaparken görebiliyorsunuz. Evet. Bu da bilgi kirliliğini de gerektiriyor. Çünkü onun işi tok adam satın alınamaz. Ama açlık sofuluğu bozar diyerekten bir laf vardır. Evet. Gerçekleri görmek lazım. Anadolu medyasından bu ülke faydalanmak istiyorsa bizim sesimize kulak vermek zorunda. Bizden faydalanmak istiyorsa bir an evvel basın kanunu dediğimiz kriterlerde bir Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak biz çözüm önerilerimizi sunduk. Hı hı. Sunduk o kadar. Çünkü gelişmesini takip etmemize ne imkan, ne zaman, ne de nasıl söyleyeyim mesai harcayan karşımızda bir muhatap bulamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Evet. Yani. Ama keşke hani oturup da masaya bunu bakın böyle olsun, böyle olsun. Devletimizin de bu gerçeklerini görmek lazım ama medyanın da bu gerçeklerini görmek lazım şeklinde ikili görüşmeler ve tartışmalar noktasında çözebilmek diye çok arzu ediyoruz. Değil mi? Ne de güzel olur. Ve günümüzü de kutlamayı arzu ediyoruz yani. Değil mi? Sadece kutlayıp sizin de söylediğiniz gibi çok güzel söylediğiniz bölgenin sorunlarını, çözümlerini, proje üretmeyi, çok başka şeyleri konuşalım. Hep birlikte el ele olalım. Beyin tabii fırtınası yapalım. Bir şeyler çok geliştirelim. Bizim işimiz bu aslında. Araştırmak, odaklanmak. Kendi sorunlarımızdan sıyrılıp vatanımıza, bölgemize fayda sağlamak. Gazetecinin en büyük sermayesi insana olan saygı ve sevgisidir. Bunun oluşması için gazeteci de kendini sevmeli. Hı hı. Kendini seven insan nasıl olur? Sabah aynaya kalktığı zaman mutlu bir şekilde kalkar. Bunun için ne gereklidir? Bu insanın elektrik parasını, su parasını, abonesini, aracına koyacağı benzini düşünmemesi lazım. Ki bunlar verim en alırsınız. Bu insan kitleleri mutlu etmeye gücü yeten bir insandır. Yeter ki o pozitif ışıkları karşı taraflara yansıtabilsinler. Yani bilmiyorum işte sizin Çin'e barajınız kaç yılda tamamlandı? Denge Gazetesi'nin ve Aydın Medyası'nın o barajda emeği vardır, alın teri vardır. Bu alın terinden, o barajdan bize su gelmiyor biliyor musunuz? Evet. Ya bizim suyla bir işimiz yok yani. Ekranların veya şunun değirmenimiz yok, unu ütmeyeceğiz, ne bileyim balık tutmayacağız, su etmeyeceğiz, bu etmeyeceğiz. Ama Aydın'ın ve Ege bölgesinin o baraja ihtiyacı vardı. Ve bunun için Anadolu medyası olarak mücadele edildi, siyasilerle görüşüldü, haberler yapıldı. Bunun zarureti anlatıldı. Ve o Çin'e barajı bile sizin anınızın hak olmasına yeterlidir. Değil yani. Mi? Şimdi tabii yavaş yavaş da noktalamamız da gerekiyor. İnşallah tabii ümidimiz bir sonraki 24 Temmuz ve Temmuzlarda bayramımızı kutlayıp sözün özüne dönmek, bölgeyi konuşmak, projeleri, sorunları konuşmak. İnşallah öyle bir günde buluşalım diliyorum İnşallah. Ben. İnşallah. Ben şimdi dayak yiyen arkadaşımın yanına gideceğim. Çok geçmiş sorunlarla gene mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama temennimiz hepimiz mutlu olalım. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Afdioğulları bizlerle birlikteydi. Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı, sansürün kaldırılmasını kutluyoruz bugün ama altından da çokça uzun uzun konuştuk, detaylandırdık kendisiyle.